Merhabalar, hoş geldiniz. Dersimiz Temel Bilgi Teknolojileri. Dördüncü ünitedeyiz. Hesap tabloları. İlk soruyla başlıyoruz. Excel'de sayfa 1, sayfa 2 şeklinde gösterilen ögelerin adı nedir? A. Çalışma sayfası, B. Çalışma kitabı, C. Sayfa sekmeleri, D. Komut düğmesi, E. Menü şeridi. Doğru cevap C şıkkı. Sayfa sekmeleri. 2013 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarından birisi değildir? A. Numbers, B. Visicals, C. Access, D. Excel, E. OpenOffice. Doğru cevap C şıkkı. Access, hesap tablosu yazılımlarından birisi değildir. 2018 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. IAS bilgisayarında aritmatik ve mantık birimlerinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hafızadaki komutları yorumlamak, B. Sayısal veri üzerinde işlem yapmak, C. Veri ve program komutlarını saklamak, D. Veri program işlemlerinin giriş çıkışını sağlamak, E. Verileri ekrana yansıtmak. Doğru cevap B şıkkı. Sayısal veri üzerinde işlem yapmak. IAS bilgisayarlarında aritmetik ve mantık birimlerinin işlevi olarak tanımlanıyor. 2015 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir? A. Hesap tablosu, B. Veri tabanı, C. Doğrulama programı, D. Veri madenciliği, E. Sunum yazılımı. Doğru cevap A şıkkı. Hesap tablosu. 2016 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. F2 tuşu hesap tablolarında hangi amaç için kullanılır? A. Çoklu hücre seçimi, B. Veri içeren hücreleri düzenlemek, C. Hücre adresine ulaşmak, D. Renk değiştirmek, E. Tabloyu yazdırmak. Doğru cevap B şıkkı. F2 tuşu hesap tablolarında veri içeren hücreleri düzenlemek için kullanılır. 2017 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Durum çözümlemesi için kullanılan ve Excel'in kaydedip çalışma sayfasında otomatik olarak değiştirebildiği değerler kümesine ne ad verilir? A. Şablon, B. Senaryo, C. Formül, D. İşlev, E. Biçim. Doğru cevap B şıkkı. Senaryo. 2015 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. IAS bilgisayarlarında program kontrol birimi aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir? A. Veri ve program komutlarını saklamak, B. Hafızadaki komutları yorumlamak, C. Veri program işlemlerinin giriş çıkışını sağlamak, D. Sayısal veri üzerinde işlem yapmak, E. Verileri ekrana yansıtmak. Doğru cevap B şıkkı. IAS bilgisayarlarında program kontrol birimi hafızalardaki komutları yorumlamak işlevini yerine getirir. 2014 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Hesap tablolarında özet tablo hazırlanırken değerler bölmesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? A. Hesaplanacak sütun, B. Filtrelenecek sütun, C. Gruplanacak sütun, D. Silinecek sütun, E. Sıralanacak sütun. Doğru cevap A şıkkı. Hesaplanacak sütun. 2017 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Excel'de temel dosya biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Veri tablosu, B. Hesap tablosu, C. Elektronik tablo, D. Hesap kitabı, E. Çalışma kitabı. Doğru cevap E şıkkı. Çalışma kitabı. 2014 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Hesap tablolarında bir listenin sıralanması için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sırala düğmesine basılır, B. Sıralamanın artan mı yoksa azalan mı olacağı işaretlenir, C. Sadece sıralanacak satırlar belirlenir, D. Sadece sıralanacak sütun seçilir, E. Sıralanacak tablonun tüm satır ve sütunları seçilir. Doğru cevap E şıkkı. Hesap tablolarında bir listenin sıralaması için yapılması gereken ilk işlem, sıralanacak tablonun tüm satır ve sütunlarını seçmek olmalıdır. 2016 tek ders sınavında soruldu. Bir diğer soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sıralamayla seçilecek anahtar sayısı 3 ile sınırlıdır. B. Anahtar alanına göre büyükten küçüğe sıralanabilir. C. Anahtar alanının hücre rengine göre sıralanabilir. D. Anahtar alanının yazı rengine göre sıralanabilir. Ve E şıkkı sıralanacak liste işlem öncesinde seçilmelidir. Doğru cevap A şıkkı. Sıralamayla seçilecek anahtar sayısı 3 ile sınırlı değildir. 2016 deneme ara sınavında soruldu. Bir diğer soru. Excel'de bir çalışma kitabının paylaştırılması ve paylaşılan çalışma kitabında yapılan değişikliklerin onaylanması ya da reddedilmesi için kullanılan komutların yer aldığı sekme aşağıdakilerden hangisidir? A. Veri, B. Formüller, C. Görünüm, D. Giriş, E. Gözden geçir. Doğru cevap E şıkkı. Gözden geçir. 2015 ara sınavda soruldu.
Bir diğer soru. Excel'de hesaplama yaparken kullanılan önceden yazılmış yerleşik formüllere ne ad verilir? A. İşleç, B. Formül, C. İşlev, D. Sabit, E. Bağlantı. Doğru cevap C şıkkı. Excel'de hesaplama yaparken kullanılan önceden yazılmış yerleşik formüllere işlev denir. 2015 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. IIS bilgisayarlarında ana hafıza birimi aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir? A. Hafızadaki komutları yorumlamak, B. Veri program işlemlerinin giriş çıkışını sağlamak, C. Sayısal veri üzerinde işlem yapmak, D. Veri program komutlarını saklamak, E. Verileri ekrana yansıtmak. Doğru cevap D şıkkı. Veri ve program komutlarını saklamak. 2013 ara sınavda soruldu. F2 tuşu hesap tablolarında hangi amaç için kullanılır? A. Çoklu hücre seçimi, B. Veri içeren hücreleri düzenlemek, C. Hücre adresine ulaşmak, D. Renk değiştirmek, E. Tabloyu yazdırmak. Doğru cevap B şıkkı. F2 tuşu hesap tablolarında veri içeren hücreleri düzenlemek için kullanılır. 2017 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir? A. Salınım, B. Çekinim, C. Yayınım, D. Kurulum, E. Dağılım. Doğru cevap E şıkkı. Dağılım. 2018 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir? A. Listeleme sistemi, B. Raporlama sistemi, C. Yapılandırma sistemi, D. Karar destek sistemi, E. Öğrenme sistemi. Doğru cevap D şıkkı. İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine karar destek sistemi denir. 2018 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Excel'de bir hücreye girilen değeri para birimi olarak göstermek için kullanılan seçme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. Giriş sayı, B. Giriş stiller, C. Veri sayı, D. Veri stiller, E. Formüller hesaplama. Doğru cevap A şıkkı. Giriş sayı. 2014 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Hesap tablolarında özet tablo hazırlanırken değerler bölmesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? A. Hesaplanacak sütun, B. Filtrelenecek sütun, C. Gruplanacak sütun, D. Silinecek sütun, E. Sıralanacak sütun. Doğru cevap A şıkkı. Hesaplanacak sütun. 2017 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 hücresine girilmesini sağlayan kısa yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Shift boşluk, B. Aşağı ok, C. Page down, D. Kontrol boşluk, E. Kontrol home. Doğru cevap E şıkkı. Kontrol home. 2016 deneme dönem sonunda soruldu. Bir sonraki ders görüşmek üzere.